Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 15 Kasım'da Türkiye saatine göre sabah 8.07'de 23 derece Akrep burcunda yeni ay doğacak. Yeni ay yeni olasılıklar, yeni planlar, yeni hedefler anlamına geliyor. Su elementinin sabit nitelikte burcu Akrep aynı zamanda sonbaharında kendisini en güçlü hissettirdiği dönemdir. Evet, şimdi Akrep Burcu temalarının hem bireysel hayatlarımızda hem de toplumsal alanlarda daha görünür hale geldiği bir süreçte olacağız. Yeni Ay An haritasında yükselen bu burcu da Akrep. Bu tabii ki Akrep enerjilerini biraz daha ön plana taşıyor ve sizin de kişisel doğum haritalarınızda özellikle Akrep Burcu hangi evinizdeyse o konularda bir farkındalık, bir düzenleme, bir yenilik enerjisi gündeme gelecek. 23 derece Akrep güçlü bir derecedir ee, ve Yeni Ay sırasında Güneşle Ay Oğlak Burcu'nda birleşen Jüpiter ve Plüto ile güzel bir destek açısı oluşturuyor. Ee, bu aslında Yeni Ay'ın verimli bir Yeni Ay olduğunu bize işaret ediyor. Mars retrosu da artık tamamlandı. Yeni Ay'ın yöneticisi Mars, bir diğer yöneticisi Plüto. Mars'ın geri hareketini tamamlamış olması, ileri dönmesi yeni ayın enerjisini de aslında güçlendiriyor. Ve çok güçlü tabii ki Mars Koç burcunda. Ve bu yeni ay döngüsüyle hayatımıza gelecek konular daha hızlı, sağlam bir şekilde ilerleyebilir. Ve özellikle Jüpiter-Plüton'un o büyük kavuşumu bize güç ve cesaret verebilir. Hayatımızda dönüştürmek istediğimiz konular ya da hayatımıza yeni bir şekilde almak istediğimiz tüm oluşumlarda gerekli bazı destekleri alabileceğimizi, hani kendimizi güçlü ve güvende hissedebileceğimiz koşulların oluşabileceğini de gösteriyor. Bunlar özellikle oğlaktaki kavuşum tabii ki yasal konular, otorite figürleri, aile büyükleri, ee, özellikle maddi anlamda beklediğimiz bazı destekler bunları daha rahat oluşturabileceğimizi işaretçisi. Akrep hayatımızda e, özellikle başkalarıyla paylaşımız kaynaklarla ilgilidir. Finansal paylaşımlar, hisseli paralar, krediler, sigorta konusu, vergi konusu, işte mirastır, nafakadır, tazminatlar, burslar... E, Tüm finansal paylaşımlarla ilgili alanlar akrep tarafından yönetilir. İlişkilerimizde de daha tutkulu olduğumuz, özellikle cinselliğin biraz daha belki tutkulu bir şekilde öne çıktığı, beklentilerimizin bu alanda daha fazla görünür hale geldiği bir dönemdeyiz. Ee, gerek evlilik olsun, gerek işbirlikleri olsun, her alanda daha tutkulu, daha hırslı, daha kararlı olabileceğimiz bir süreçteyiz. Var olan ilişkilerimizi düzenlemek adına, sorunları çözmek adına, ilişkilerimizi sağlamlaştırmak adına ya da geleceğe dair daha sağlam ve kalıcı adımlar atmak adına da bu dönemi kullanabiliriz akrep dönüşümlerle ilgilidir krizlerle ilgilidir ve aslında akrep zamanı Tam da sonbahar gibi e, tabiatın öldüğü yeni yeni bir doğuma hazırlandığı kış uykusuna geçtiği bir süreç ve bizim de hayatımızda Belki Kapatmak istediğimiz, bitirmek istediğimiz, tamamlamak istediğimiz konulara işaret ediyor. Yani artık gerekliliği kalmamış konular bunlar. Bitmesi gereken bir ilişki, bitmesi gereken bir iş. Belki bazı alışkanlıklarımız hayatımızda. Bunları gözden geçirip tamamen geride bırakabiliriz. alışkanlıkları bırakabiliriz. Bu tabii ki sağlık, sağlık anlamında iyileşmeler, şifa arayışları da olabilir. Bir beslenme düzeninde değişim olabilir, bir diyete başlayabiliriz. Ee, belki detoks, arınma, bilinçaltı, terapi ve benzeri gibi psikolojik anlamda da olabilecek her türlü şifa çalışmaları yine bu yeni ay döngüsünde çok verimli bir şekilde, kalıcı bir şekilde hayatımızda ilerleyebilir. Ee, bazı krizleri çözmek adına pratik çözümler bulabiliriz. Bunlar finansal bir konuda olabilir. Paramızı nasıl değerlendireceğiz? Bütçemizi nasıl düzenleyeceğiz? Bazı harcamalar gerekli mi, gereksiz mi? Bazı yatırımları yapmamız gerekiyor mu? Bunlara karar vereceğiz. Ya da kaynaklarımız var. Öz özellikle toprak, emlak, gayrimenkul ya da daha öncesinden yapmış olduğunuz bazı yatırımlar var. Bunları nasıl sağlıklı bir şekilde değerlendirebiliriz, dönüştürebiliriz? Uzun vadeli, istikrarlı bazı yatırımlar haline getirebiliriz. Bunlara karar verebileceğimiz bir dönem. Arayışlarımız varsa çözümler bulabiliriz. Veya elimizdeki kaynakları e, kullanmak adına yeni fikirler, yeni teklifler gündeme gelebilir. Yeni kapılar açılabilir hayatlarımızda. Özellikle sabit burçlar, akrep, boğa, aslan ve kova burçlarının 3. dekanında doğan e, burçlarımız daha fazla etki alıyorlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz yükselen burcunuz 18 18 ile 29 derece arasında akrep boğa kova ve aslansa yeni ayın size bireysel etkileri daha fazla olabilir yine kişisel doğum haritalarınızda özellikle sabit burçlarda gezegenleriniz varsa ve bunlar 23 derece ve yakınlarındaysa bireysel olarak daha güçlü etkiler alabileceğinizi söyleyebiliriz bu yeni ay son zamanlarda yaşayacağımız en verimli yeni aylardan biri aslında. Hem hayatımıza düzenlemek adına, hem kalıcı bazı e, yapılar kurmak adına, e, bazı yüklerden arınmak adına, sadeleşmek adına, bazı krizleri çözümlemek ve şifalanmak adına, maddi manevi etrafımızdan güçlü destekler alabileceğimiz, kendimizi güvende hissedebileceğimiz, kararlı ve hırslı bir şekilde adımlar atabileceğimiz ve uzun vadeli çözümler de üretebileceğimiz güzel bir yeni ay. Şimdi kısa kısa burçlarınıza göre, özellikle yükselen burçlarınıza göre yeni ayın tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Koç burçları ve yükseleni koç burcu olanlar, 8. evinizdeki yeni ay, ilişkileriniz, evliliğinizle ilgili konular, paylaşımlar ki bunlar biraz daha finansal paylaşımlar olabilir, hisseli paralar olabilir bu alanlarda bazı kararlar alabileceğinizi, düzenlemeler yapabileceğinizi işaret ediyor. Evet, daha tutkulu olduğunuz bir dönemdesiniz. Gezegeniniz Mars'ta düzeldi artık. Cinsellikle ilgili konular, aşkla ilgili konular da hayatınızda çok gündemde olabilir. Ama bir finansal sorunu çözebilirsiniz. Bir kredi alabilirsiniz, bir borcu ödeyebilirsiniz, bir vergi yapılandırması olabilir. Bir miras, nafaka konusu, tazminat konusu bir belki bir çözüme kavuşabilir. Size ait bazı emlaklar, aileye ait bazı değerler var bir emnân kiralanması satılması olabilir. Ee, örneğin ebeveynlerle ilgili yapıcı bazı adımlar atabilirsiniz bu dönemde. Ee, sigorta düzenlemesi olabilir. Örneğin belki bir karar vereceksiniz, bir sağlık sigortası yaptıracaksınız ya da evinizle ilgili bir girişimde bulunacaksınız. Bu konuların e, gündeme gelebileceği önemli bir ve güçlü bir yeni ay döngüsü. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, yeni ay ilişki alanınızda e, gündeme geliyor. İlişkilerinizle ilgili yapıcı ve kararlı olacağınız, uzun vadeli adımlar atabileceğiniz bir süreçtesiniz. Evlilik kararları olabilir, işbirlikleri olabilir. E, ve süregelen bir ilişkinizle ilgili belki eşinizle birlikte önemli bir karar alacaksınız. Birlikte hareket edebileceğiniz, birlikte bir iş hayatı da olabilir tabii bu. Adımlar atabileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. Ee, sorunları çözmek adına da yine birlikte kararlar verebilirsiniz. Bazı yasal sorunlar, bazı davalar, hukuksal konular, mahkemeler bunlarla da ilgili e, bu yeni ay size önemli kapılar açabilir. Gerekli destekleri size sunabilir partneriniz ve onunla ilgili konular, onun hayatında olabilecek bazı gelişmeler de yine bu dönemde daha fazla sizin için gündemde olabilir sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, iş hayatınız, mesleğinizle ilgili bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Süre gelen işinizi geliştirmek adına veya kazançlarınızı arttırmak adına iş becerilerinizi arttırmak adına da bazı adımlar atabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınız gündemde bir sağlık sorununuzu keşfedebilir, kalıcı çözümler bulabilirsiniz. Belki bir operasyon, bir ameliyat da gündemde olabilir. Veya hani diyetinizi değiştirebilir, kilo verme, vermeye karar verebilirsiniz. Veya beslenme düzeninizde değişimler olabilir, bir ilaç tedavisine başlayabilirsiniz. İş ve çalışma koşullarınızda günlük hayatınızın detaylarında daha güçlü dönüşümler yapmanız, daha yapıcı bazı adımlar yapmanız mümkün. Tabii ki bir iş de, bir mesleki anlamda bir gelişme de bu yeni ayda gündemde olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, yeni ay size romantik koşullar getiriyor. Bir ilişki başlayabilir, aşık olabilirsiniz veya bir ilişki içindesiniz, partnerinizle daha ciddileşebilir, daha geleceğe dönük bazı kararlar alabilirsiniz. Önemli tekniklerle karşılaşabildiğiniz bir dönemdesiniz. Evlisiniz, çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Evet, çocukla ilgili bir dönem başlayabilir. Hamilelik olabilir veya hani bir doğum olabilir. Çocuklarınız var, onlarla ilgili eşinizle belki önemli kararlar alacaksınız, bazı adımlar atacaksınız. Yaratıcılığınızın arttığı bir dönem, yeteneklerinizi keşfetmek, onları verimli bir şekilde değerlendirmek, hatta bazı yeteneklerinizden, bazı hobilerinizden parasal kazançlar kazanmanız da söz konusu olabilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Yeni ay döngüsü dördüncü evinizi aydınlatırken yer değişimleri, taşınmalar, emlak almak, satmak, kiralamak, gayrimenkule ait konularınız gündemde olabilir. Sizinle ilgili olabilir, ailenizle, ebeveynlerinizle ilgili bu tarz yeniliklerin, düzenlemelerin olabileceği bir dönem. Evet, yuva kurmak da söz konusu. Bu Tabii ki bir evlilikle de ilgili olabilir. Veya hani süre gelen bir ilişkinizi artık tamamlayacaksınız. Ev hayatınızda, yuva alanınızda yeni düzenlemeler yapacaksınız. Bu da gündemde olabilir. Bazı Aslanlar iş ve mesleki alanlarda, kariyer hayatlarında olabilecek bazı yenilikler nedeniyle de ikametgah alanlarında düzenlemeler yapabilirler, yenilikler yapabilirler bu dönemde. Sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar, zihniniz hızlı çalışıyor, yaratıcılığınız yüksek, yeni fikirler, yeni bilgiler, yeni düşünceler var. Bol bol okuyacağınız yeni şeyler öğreneceğiniz bir yeni ay aslında. Tabii ki bazı eğitimlere de başlayabilirsiniz. Ticari alanda çok aktifsiniz. Ticari girişimler olabilir, bazı anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. Kişisel keyif için ya da eğitim için ya da bir iş için seyahatlerin Gezilerin gündeme gel, gelebileceği bir yeni ay döngüsündesiniz. Bazı başaklar bu dönem kardeşlerle ilgili daha fazla mesela e, konuyla ilgilenebilirler. Onlarla daha fazla görüşebilirsiniz. Kardeşlerle birlikte yapılacak faaliyetler olabilir veya kardeşlerinizin yakınlarınızın hayatında olabilecek bazı gelişmeler de yine gündeminizde olabilir. Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, yeni ay para alanınızı aydınlatırken yeni parasal kazançlar elde etmeniz mümkün. Yeni bir iş olabilir. Paranızı nasıl değerlendireceksiniz? Bir alışveriş, belki bir yatırım kararı veya bir bütçe düzenlemesi. Belki bazı harcamalar bütçenizden çıkacak ya da bazı yeni harcama kalemleri gelecek. Yani genellikle parayı düşünüp, parayla ilgili uygulamalar yapacağınız maddi durumunuz, mal varlıklarınız Kaynaklarınızı nasıl değerlendirdiğiniz veya nasıl değerlendireceğinize dair e, adımlar atabileceğiniz bir dönem. Bunlar aileyle bağlantılı da olabilir. Ebeveynlerin kaynaklarıyla ilgili konular olabilir. Yine bir emlağın kiralanması, satılması ve bundan gelir elde edilmesi gibi bir konu olabilir. E, ve bunları daha sağlıklı bir şekilde belki daha güçlü bir şekilde çözümleyebileceğiniz e, yardımları da alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sevgili akrepler... Ve yükselen burcu akrep olanlar. Yeni ay sizin burcunuzda. Aslında hayatınızda yeni adımlar atacağınız bir dönemde, yeni düzenlemeler yapacağınız bir dönemdesiniz. Fikirler, düşünceler güçlü. Daha kararlısınız. Daha tutkulusunuz. Ee, hem iş konularında, ticari girişimlerde, hem ilişkiler alanında e, yeni hedeflerinize güçlü bir şekilde odaklanıp harekete geçebilirsiniz. Mars'ın ileri harekete dönmesi sizin enerjinizi arttırıyor mücadele gücünüzü arttırıyor, cesaretinizi arttırıyor, motivasyonunuzu güçlendiriyor. Bu da size başarı verebilir. Bir iş girişiminde bulunabilirsiniz. Gerekli hazırlıkları yaptınız, artık harekete geçebilirsiniz. Düşün, konuşarak kendinizi iyi ifade edebileceğiniz, çevrenizdekileri ikna edebileceğiniz, Hatta yardımlar alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Özellikle yakınlarla birlikte yapacağınız bazı girişimler. Kardeşler olabilir, akrabalar olabilir, iş arkadaşları olabilir. Birlikte yapılacak girişimler adına bu yeni ay güzel destekler verebilir size. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar yeni ay 12. evinizde. 12. ev yeni ayı hayatınızda biraz sadeleşme, biraz özgürleşme ve belki biraz daha belki inziva anlamında olumlu etkiler getiriyor aslında. Ee, yaşam kalitenizi arttırmak, sağlığınızı güçlendirmek, bir sorununuzu çözmek adına kararlar verebilirsiniz şifa çalışmaları, terapi çalışmaları, bilinçaltı çalışmaları için iyi bir dönemdesiniz. Diyete başlayabilirsiniz, arınma, detoks çalışmaları yapabilirsiniz, beslenmenizi değiştirebilirsiniz. İş hayatınızda yeterince verim alamıyorsanız sorunları keşfedebilir, bu sorunları çözebilirsiniz. Belki gereksiz harcamalar var, belki gereksiz ve yanlış yatırımlar içindeydiniz. Şimdi bunları düzenleyebilirsiniz. E, yardıma ihtiyacınız olan konularda da gerekli yardımları alabileceğiniz, gerekli yardımcıları belki bulabileceğiniz yine önemli bir dönemdesiniz. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Akrep yeni ayı 11. evinizde doğarken geleceğe dair yeni vizyonlar oluşturduğunuz, yeni projeler, yeni hedefler belirlediğiniz bir dönemdesiniz. Daha umutlusunuz, daha kararlısınız, güçlüsünüz, otorite gücünüz yüksek liderlik yapabileceğiniz, yöneticilik yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Tabii ki bir projeye başlayabilirsiniz. Bir ekibi yönetebilirsiniz. Bir grup çalışmasında, bir organizasyonda yer alabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde yapıcı adımlar atmanız, arkadaşlardan güçlü destekler almanız, üzerinde çalıştığınız bir projenin size maddi kaynaklar getirmesi mümkün. Bu dönemde atacağınız adımlar çok kalıcı olabilir. Size maddi manevi güven de verebilir. Sevgili Oğlaklar, Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Akrep yeni ayı aslında yine sizin için gelecek demek, kariyer demek, toplumdaki statünüz demek. Ee, belki bir işe başlayacaksınız, bir yer değişimi olacak veya ilişkilerinizle ilgili, evlilik gibi, işte işbirliğinizle ilgili konularda alacağınız bazı yeni adımlar. Tabii ki toplumdaki duruşunuz, statünüz, kariyer alanınızda bazı yenilikler açabilir. Kapılar açabilir size. Güçlü bir yeni ay hedef odaklı olabilirsiniz. Planlarınızı artık daha rahat hayata da geçirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Birçok kova içinde bazı yer değişiklikleri, böyle taşınma, ev değişimi, belki iş ortamınızda olabilecek bazı yine yer değişiklikleri de gündemde olabilir. Ebeveynlerle de ilgili konular, yine aileyle de bağlantılı olabilecek konu ve kavramlarda bazı düzenlemelerin gündemde olacağı bir süreçtesiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Evet, sizin 9. evinizde doğan akrep yeni ayı. Aslında size çok güzel de bir destek açısında. Umutlusunuz. Özgüveniniz yüksek. Manevi yanınızın güçlendiği bir dönemdesiniz. Hayata daha aslında iyimserce bakıyorsunuz. Ufkunuzu geliştireceğiniz fırsatlar karşınızda. Öğrenciyseniz akademik alanlarda yeni açılımlar olabilir hukuksal konularda güçlü başarılar, hak edişlerle karşılaşabilirsiniz. Yurt dışı konuları, özellikle uluslararası alandaki her türlü girişimde, bu bir hani yurt dışında yaşamak, yerleşmek olabilir, belki uluslararası alanda böyle bir yasal süreçleriniz var, bunlar olabilir, e, ticari oluşumlar olabilir ya da eğitim gibi bir konu olabilir. Uzaklar ve yurt dışı ile ilgili alanlarda güçlü kapıların açılabileceği, bazı sorunlarımızı çözmek adına yine kararlı davranıp gerekli destekleri de alabileceğiniz çözüm odaklı bir yeni ay aslında çok yapıcı bir enerjisi var siz sadece hedeflerinizi belirleyin gerekli adımları da bu haftadan itibaren atmaya başlayın sevgili balıklar hepinize sağlıklı mutlu güzel bir ay dilerim hoşçakalın